Merhaba değerli öğrencilerim, kıymetli arkadaşlar. 9. sınıf fizik programına devam ediyoruz. Bir eğlence ve bilgi cümlesiyle dersimizi şenlendirelim arzu ediyoruz. Fizikte kavramı tanıtan birim, kişi için soy isim gibidir. Yani bir insan için soy isim ne derece önemli ve değerli ise, aidiyet ifade ediyorsa, bir fizik kavramı için de birim o derece değerli ve önemlidir, aidiyet ifade eder. Birim arkadaşlar, hem dönüşme hem de geçişler açısından çok önemlidir. Bilime hassas davranmak zorundasınız. Bazen öğrenciler öğretmenlere bilime hassas davranıyor, bilimden puan kırıyor diye kızabiliyor. Lütfen arkadaşlar, hiçbir öğretmen arkadaşımız size kasten bunu yapmıyor. Önemli olduğunu bildiği için üzerinde duruyor. Siz de hassas davranın. Bilimler arasındaki geçişleri, bilimler arasındaki bağlantıları bilmiyorsanız konuya hakimiyetiniz yeterli değil demektir arkadaşlar. Hatta biz bazen birimden formüle geçiş yaparak büyük bir avantaj yakalayabiliyoruz. Geçişleri genellikle zaten birimden formüle ya da formülden birime yapıyoruz. Bu bağlantılarla ilgili çalışmalarınızın güçlü olmasını arzu ediyoruz. Değerli arkadaşlar, fizik bilimine girişle ilgili 3. dersimizdeyiz. Örnekler çözeceğiz, ardından birkaç bilgiyle dersimizi tamamlayacağız. İlk örneğimiz aşağıdaki birimlerden kaç tanesi temel büyüklüklerden herhangi birine ait değildir diyor. Temel büyüklükler neydi arkadaşlar? Kısamız olarak kodlamıştık. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman diye 7 elemandan oluşuyordu. 7 kavramdan oluşuyordu. Bunların birimlerini de biliyoruz. Birimlerin az ve üst katlarını da gerektiğinde kullanabilmeliyiz arkadaşlar. Bakalım bir numara metre uzunluk birimidir dolayısıyla temel büyüklüktür. İki numara metre bölü saniye uzunluk bölü zaman arkadaşlar bu türetilmiş olur. Kandeyla bölü metre kare bu da arkadaşlar yine türetilmiş olur temel büyüklükler arasında tamam kandela temel büyüklüktür temel, temel büyüklüğe ait bir birimdir ama metre kareye böldüğünüz zaman arkadaşlar temel olmaktan çıkar. Kelvin tek başına sıcaklığı ifade ettiği için temel büyüklüktür. Bunu hemen hatırlıyoruz. Amper çarpı saniye 5 numarada. Amper ve saniye ayrı ayrı temel büyüklüğe aittir ama çarpımları arkadaşlar türetilmiş büyüklüğü bize ifade eder. Newton tek başına kuvvetin birimidir. Dolayısıyla türetilmiştir arkadaşlar. Jül iş enerji birimi olarak kullanılır ve o da türetilmiş bir birime aittir. Bir kavrama aittir diyoruz. Kilogram ise arkadaşlar temel büyüklük olan kütleye aittir diyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar 3 tanesi temel büyüklüğe, kalan 5 tanesi de arkadaşlar türetilmiş büyüklüğe aittir. Ait değil dediğimiz 5 tanesi arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Hemen tanıdık güzel bir soru arkadaşlar. 2020 TYT fizik sınav sorusu. Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında en hızlı araba bir turu 2 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 23 santigrat derecedir. Pistin uzunluğu 10 kilometredir gibi bilgiler veriyor. Buna göre spikerin verdiği bilgilerdeki birimlerin uluslararası birim sisteminde yani SI birim sistemindeki karşılıkları nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın önemsediğimiz yerlerden bir soru karşımıza geldi. Değerli arkadaşlar Zamanın uluslararası bilim sistemindeki karşılığı, birinci cümlede bakın dakika geçiyor. Aldanmayın, karşılığımız neydi bizim? Saniyeydi, doğru mu? Uluslararası bilim sistemindekini arıyoruz. Kavramı öğreniyoruz. İkinci cümlede kavramımız, bakın santigrat derece sıcaklığa ait bir kavramdır. Ama uluslararası birim sistemindeki karşılığı neydi? Kelvindi, mutlak sıcaklığı okuyordu. Doğru mu? Doğru. Pistin uzunluğu 10 kilometre diyor 3. cümlede. Uzunluğa ait bir kavram. Ama kilometre yerine SI bilim sisteminde neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Metreyi kullanıyoruz. Evet cevabımızı bu şekilde şekillendirdik arkadaşlar. Güzel bir çalışma. Örnek. Aşağıdaki kavramların sembollerini skaler, vektörel ve temel türetilmiş olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar burada özellikle 9. sınıfta 9. sınıf müfredatı içerisinde yer alan kavramlara yer verdim. Bunu 10. 11. ve 12. sınıf içinde arz ettiğimiz zaman yeri geldiğinde yapabilmeliyiz. Değerli arkadaşlar, kavramların hemen temel türetilmişliklerine baktığım zaman şunu görüyorum. Kısa muza ait olanlar arkadaşlar temellerdir. Hemen mavi ile yazmışım gördünüz mü? Hazır olsun zamanımızı biraz daha hızlı, değerli kullanalım istedik. Uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık bunlar temel büyüklüğe aittir. Bunun dışındakilerin hepsi türetilmiş bakın görüyorsunuz. Onu da yeşille yazmışız. Skaler vektörel kavramında da şunu hemen hafızamıza yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Temel büyüklerin hepsi skalerdir. Bunu kabul ediyoruz. Onun dışında da yön olanlar, yön içerenler vektörel, yön içermeyenler skalerdir. Tabii bunları konuları ilerledikçe, işledikçe daha iyi türedeceksiniz. Şu an için biraz ifade edip ezberlemek gibi oluyor. Bu da doğal bir bilgi arkadaşlar, bir kavram. Evet, konum vektöreldir. Kuvvet vektöreldir. Evet, devam ediyorum. Hacim skalerdir. Yer değiştirme vektörel, alınan yol skaler, hız vektörel, sürat skaler, ivme vektörel, iş ve enerji yine skalerdir. Sembolleri gelin birlikte yazalım arkadaşlar. Uzunluk. Uzunluğu biz L ile gösteriyorduk. Tanıtmıştık zaten. Zamanı büyük T ile de gösterebilirsiniz, küçük T ile de gösterebilirsiniz. Konumu arkadaşlar x ile gösteriyoruz ama üzerine şapka koyuyoruz vektörel olduğu için. Kuvveti F ile gösteriyoruz, üzerine şapka koyuyoruz vektörel. Kütleyi arkadaşlar küçük m veya büyük M ile gösterebiliyorduk. Sıcaklığı yine büyük T veya küçük T ile gösterebiliyorsunuz. Hacmi Büyük V harfiyle, açık V ile gösteriyoruz bakın. Yer değiştirme vektöreldir. Delta X ile gösterilir ama üzerine vektör işareti koyuyoruz. Alınan yolu arkadaşlar X ile de gösterebiliriz. Arkadaşlar bazen L ile de göstermenizde bir mahsur yoktur. Hız arkadaşlar fincan ve kultlu V ile gösteriyoruz ama vektörel olduğu için üstüne şapka yerleştiriyorum. Sürat Sürat arkadaşlar S ile de gösterebiliriz. E, fincan V ile de gösterebiliriz. Mahsuru yok arkadaşlar ama üstüne şapka koymuyoruz. İvmeyi A ile gösteriyoruz ama vektörel. İşi W ile gösteriyoruz arkadaşlar. Skaler enerjiyi E harfi ile gösterebiliyoruz. Evet gayet güzel bir değerlendirme. Bütün konular için bu analizi yapabilmek durumundayız arkadaşlar. Evet güzel bir örneğimiz daha var. Aşağıdaki kavramlar en az kaç farklı temel büyüklükten türetilmiştir? Yanlarına formüllerini özellikle yazdım arkadaşlar sizin için hazırlık olsun diye. Hacim V ile gösteriyorduk X küp ya da A küp diye. Hem geometriden hem fizikten kullanıyoruz. Arkadaşlar 3 boyutu anlatır. Uzunluk, genişlik ve derinlik. Her biri uzunluğa ait olduğu için arkadaşlar aslında bunun mantığı şu. Uzunluğun küpü olarak algılanabilir. O zaman bir tane farklı temel büyüklükten türetilmiştir diyoruz. Hız. Yol bölü zaman. Daha doğrusu yer değiştirme bölü zamandır. X bölü T olarak direkt alsak arkadaşlar o zaman hız neye eşit oluyor baktığınız zaman. Temel büyüklük olarak bakarsanız uzunluk bölü zaman olarak yazabiliyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar iki tane temel büyüklükten türetilmiştir. Gördünüz mü? Kuvvet, F eşittir MA diye aklımıza geliyor. Tanıyoruz ortaokuldan da az çok tanıyoruz bunu. Lise 1'de de yine konunun içerisine gireceğiz. Değerli arkadaşlar, burada bakın açarak şöyle yazmakta yarar görüyorum. İvmeyi isterseniz önce bir açalım. Hız bölü zaman diye yazıyoruz. Hızı da arkadaşlar, yol bölü ya da yer değiştirme bölü zaman. Buradan arkadaşlar yerine koyduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. M çarpı A yerine de değerlendirme yaptığınız zaman X bölü T kare geliyor. Yani şunu görebiliyorsunuz bakın. Kütle çarpı uzunluk boyutsal anlamda bakarak değerlendiriyorum. Yer değiştirme yerine uzunluğu alabiliyorum boyut olarak. Zamanın karesi arkadaşlar. Peki temel büyüklüklerden kaç tane kullanmış olduk? 3 farklı elemanı kullanmış olduk. Gördünüz mü? Çok güzel. Aynı olayı iş için yapalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada iş açısından baktığınız zaman da F yerine yine buradakini yazabiliyorsunuz. M çarpı X bölü T kare çarpı X. X'ten 2 tane dediğinde çarptığı zaman X kare oldu. Doğru mu? M çarpı X kare bölü T kare. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu bakın? Kütle çarpı uzunluğun karesi çarpı bölü zamanın karesi. O zaman dikkat ederseniz kaç farklı temel büyüklük kullanılmış oldu? Yine 3 tane kullanmış olduk. Anlaştık mı? Çok güzel. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Aşağıdaki kavram eşleşmelerinden hangilerinde biri skaler, diğeri vektörel olduğu halde birimleri yani boyutları aynıdır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Uzunlukla konum. Uzunluk skaler, konum vektöreldir. Uzunluğun birimi metre, konumun birimi o da metre arkadaşlar. Tarife uyduğunu gördünüz doğru mu? Çok güzel. Değerli arkadaşlar burada e, biri skaler bir vektörel olduğu halde birimleri aynı olabilir. Yani aynı boyutta olabilirler. Bu tür bir sürü kavram var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyoruz. Ha, burada uzunluk temel büyüklüktür. Konum türetilmiştir. Konumun çünkü referansı vardır. Üç boyutlu sistemde tanımlanan bir kavramdır diyoruz. İş enerji. İş arkadaşlar skaler. Enerji de skalerdir. Ve bilimlere bakıyorum. İşin birimi jül. Enerjinin birimi de jül. Jül bilimler açısından uydu arkadaşlar ama ikisi de skaler olduğu için aranana uymamış oldu. Ağırlık kütle. Ağırlık arkadaşlar yönü olduğu için vektöreldir, kütle skalerdir. Ama ağırlığın birimi newtondur yani bir kuvvettir. Kütlenin birimi kilogramdır. Birim açısından uymadı arkadaşlar aradığımıza. Hız vektörel, sürat skaler. Hızın birimi metre bölü saniye, süratın birimi metre bölü saniye. Bakın bunların da boyutları aynı geldi arkadaşlar. Tarife uydu. Bir vektörel bir skaler. Kuvvet vektörel ağırlık da vektörel. İkisinin birimi de Newton. Birim açısından uydu ama vektörel skaler açısından uymadı arkadaşlar. Sıcaklık skaler, ısı da skalerdir arkadaşlar. Sıcaklığın birimi derece kelvin iken ısının birimi kaloridir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da tarife uymadı. Bir ve dördüncü maddelerimiz tarifimize uydu diyoruz. Bilgilendirme kısmına geldik arkadaşlar. Fiziğin öncülük ettiği çalışma merkezleri bilim araştırma merkezleri diye toparlanıyor arkadaşlar. Ülkemizde TÜBİTAK, TAYEK, ASELSAN gibi kuruluşlar, kurumlar söz konusu iken yurt dışında bu alanda en aktif rol alanlar SÖRN, NASA ve ESA olarak bilinir. Arkadaşlar kuruluş yıllarını da yanlarında ifade ettik. Dikkatle bakıyoruz. Tek tek görelim, değerlendirelim. Fizik biliminin gelişmesinde Gerekli olan altyapı ve desteği bilim araştırma merkezleri sağlar. Fizik biliyorsunuz arkadaşlar teknoloji açısından çok çok değerli bir alan. Tabii ki bütün bilimler değerlidir ama fizik burada bir adım daha öne çıkıyor. E, TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. 1963 yılında devlet politikalarına bilimsel bakış açısı ve teknik destek ile danışmanlık yapmak için kurulmuştur. Merkezi Ankara'dadır. Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur arkadaşlar. Türk bilim insanlarının Avrupa ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılımını sağlamak, bunları izlemek ve duyurmak, materyal hazırlamak, yayınlamak görevlerindendir. Biliyorsunuz Bilim Teknik dergisi bu alanda çok iyi tanıdığımız, bildiğimiz bir yayındır arkadaşlar. TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Türkiye'nin radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön veren bir kurumdur. 1956 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Ankara'da Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği olarak kurulmuş. 1982 yılında TAEK olarak yeniden yapılanmıştır. Kurumun amacı atom enerjisinin dikkat edin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikaları belirlemektir. Ülkenin Gerekli yerlerinde laboratuvarlar, merkezler, pilot tesisler kurmayı da amaçlar. Merkezi yine nerededir arkadaşlar? Ankara'dadır. ASELSAN bizim için çok değerli bir kurum, kuruluş. Askeri elektrik, Elektronik Sanayi diye tanımlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında Ankara'da kurulmuştur teknolojik çözümlerle güvenliği ve barışı sağlama adına hizmet vermektedir. Hemen küçük bir bilgimiz olsun arkadaşlar. Yine fizikle alakalı olduğu için söylüyoruz. Dünyadaki bilgisayar iletişiminin kalbi olan World Wide Web, üç tane duble ve pek çok ülkeye dağılmış olarak çalışan parçacık fizikçilerinin hızlı ve kolay iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş. Teknolojik çözümlerle Güvenliği ve barışı sağlama adına hizmet veriyor. Bunu biliyoruz. Çok tanıdığımız bir kavram arkadaşlar. Evet. CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, Fransızca kısaltmadan oluştuğu için, özellikle belirtmek istedim. Bu arkadaşlar kuruluş, 1954 yılında kurulmuş parçacık laboratuvarıdır. İsviçrenin Cenevre şehrinde, Fransa sınırında, bir kasabada yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Laboratuvarın adı bu arkadaşlar. Bir şehir, bir kasaba adı değil. Bunu unutmayın. 12 asıl üye ile kurulmuş şu anki üye sayısı arkadaşlar 20'dir. Türkiye asosiye üye olarak tanımlanıyor. Türkiye adaylığı kabul edilmiş gözlemci statüsündedir. Yazın dönem dönem, sezon içerisinde de olabiliyor. E, gruplar halinde orada e, görevlendirmeye giden Türk e, gençlerimiz oluyor arkadaşlar. Burada yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri anlamaktır. Bu önemli bir olay arkadaşlar bizim için yani fiziksel çalışma anlamında. Yüksek enerji ve plazma fiziğinin de laboratuvarıdır burası. Bu büyük faaliyetlerin faaliyetin modern altyapısı parçacık hızlandırıcılarıdır süper iletken teknolojinin CERN hızlandırıcıları sayesinde yeni atom altı parçacıkların bakın bulunuşu, tıpta teşhis ve tedavi uygulamaları, yeni reaktörlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Çok değerli bir e, laboratuvar arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken küçük bir nokta daha var. Büyük hadron çarpıştırıcısı ve Big Bang nedir diye sorulduğu zaman aklınıza yine CERN gelmesi lazım. Sönde yer altında 27 kilometre uzunluğundaki dünyanın en büyük elektromanyetik mıknatısı söz konusudur arkadaşlar. Bu hadron çarpıştırıcısı olarak kurulan düzenektir. Aynı zamanda evrenin ve varoluşun kaynağına ışık tutmayı amaçlıyor. Yani Big Bang olayını açıklamakta kullanılan bir çalışmadır arkadaşlar. Evet, NASA Amerika Uzay, Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi olarak biliniyor. ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur. Aynı zamanda sivil ve askeri roket çalışmaları ile de ilgilenir. 1958 yılında kurulan kurumun merkezi Washington'dur arkadaşlar. ESA Avrupa Uzay Ajansı Avrupa Uzay Programını hazırlamak için 1975 yılında Fransa'nın Paris kentinde 22 üye ülkenin katılımıyla kurulmuştur. Güneş sistemi ve evren üzerine bilgi toplamak, uydu, tabanlı teknoloji ve hizmetleri geliştirme alanlarında çalışmaktadır. Avrupa ülkelerinde astronot eğitimi, insanlı ve insansız uzay uçuş çalışmaları, iklim değişikliği takibi gibi faaliyetleri düzenleyen başka bilim merkezleri de ne yapar arkadaşlar? ESA'ya dayalı olarak bulunur altınızda olsun. Evet, birkaç cümle daha sizinle paylaşalım arkadaşlar. Bilim etiği bu çok değerli özellikle e, bilimsel çalışmalarda mühendisliklerde e, ders olarak okutulan bir e, alan arkadaşlar artık lisede de biliyorsunuz zaman zaman etik çalışmalarla ilgili hem dersler hem bilgiler veriliyor bilimsel araştırma ve etik ilkeleri herkes tarafından kabul gören güzel davranışlara yani ahlak kuranlarının tümüne ne denir diyoruz arkadaşlar etik davranışlar denir Artık e, profesyonel anlamda, modern anlamda ahlak yerine etik kavramını kullanabiliyoruz. Fikir, teori ve düşünceye saygı, tarafsızlık, bilim etiği açısından önemlidir arkadaşlar. Etik değerlere sahip kişiler güvenilir yani yalan söylememe dürüst, saygılı, tarafsız, adil ve objektif olmalıdır diyoruz. Bu bir insan için olması gereken ana değerdir, değerlerdir bunlar arkadaşlar. Bunlardan vazgeçemeyiz. Evet yine bilgimiz olsun. Fiziksel anlamda bilmemiz gereken güzel bir bilgi arkadaşlar. Konuları geldikçe de yine ayrıntılarını öğreneceksiniz. Kararlılığı az olan ağır çekirdeklerin bölünerek daha kararlı farklı atom çekirdeklerine ayrışmasına fisyon denir. Kararlılığı düşük olan atom çekirdeklerinin birleşip büyük kararlı çekirdekler oluşturmasına da füzyon denir arkadaşlar. Bunu da iyi tanımanızda yarar var. Fisyon, topun patlama sesi gibi arkadaşlar fis dediği zaman parçalanmayı temsil eder. Atom bombası buna en iyi örnektir. Nükleer santrallerde de bu sistem kullanılır. Füzyonsa birleşmeyi, çekirdek birleşmesini anlatır arkadaşlar. Buluşmayı anlatır. Hidrojen bombası buna iyi bir örnektir. Güneş ve yıldızların enerjisi hidrojen bombası yani füzyon olayıyla gerçekleşir. Bu konuyu da aklınızda tutun. Tabi araştırıp geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel bir sözle de konumuzu, dersimizi, bugünkü dersimizi tamamlayalım istiyoruz. Bilimsel çalışma yapmak, ders çalışmaya başlamak için uygun zamanın gelmesini ve mükemmel bir ortamın oluşmasını beklemeyin arkadaşlar. Hemen işe koyulun. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.